Merhaba arkadaşlar. Halkars eğitim videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar canlı yayınlardan ee, çok sizlere bu şekilde video hazırlamam hem benim için daha iyi oluyor hem de canlı yayınlarda kaçırdığınız bazı noktalar var. Bunları sizlerin kafasına daha iyi yatmasını istediğim için video çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle günü özetleyecek olursak bugün çok fazla bir şey yapamadık, e, aşağı doğru çekilmelere başladık. Hatta e, vereceğimiz, e, verdiğim daha doğrusu kendim de aldım bundan. Yapı kredi almıştım mesela sizlerle paylaştım. O da mesela çok çok alt partilere gelmeye başladı arkadaşlar. Dolayısıyla zararına satılma kesinlikle yapmayacağım. E, Karı geçtiğim zaman karımı alıp çıkacağım. Ben düşüşlerde yatırımcı olurum. Yükselişlerde de e, KY gibi küçük yatırımcı gibi böyle bir telaşla bir endişeyle %6'lık e, şeyi gördüğüm zaman karı gördüğüm zaman %3'lük karı gördüğüm zaman hop satarım elimdeki malı tekrardan el değiştirip başka bir pozisyona bakarım arkadaşlar. Bu şekilde trade yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi sizlerle ee, son zamanlarda gördüğüm kadarıyla birkaç tane konuya değineceğim. Küçük yatırımcı psikolojisi e, çok fazla olduğu için küçük yatırımcı psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aramızdaki birçok arkadaşımız borsayla yeni tanışıyor. Kimisi kripto paralarda işte parasını kaybedip normal borsadan şu an öğrenime geçmiş durumda. Kimisi halk arzlardan elindeki işte az bir parayı yükseltmek için çabasında. Bundan dolayı bir de bilanço daha önceden e, bilmek büyük yatırımcılar için çok güzel olabiliyor. Bizlerin mesela bilmediği, çok kaçırdığı çok bambaşka olaylar var. Bunların birincisi e, şirketlerin bilanço açıkladığı dönemler. Mesela biz internet sitelerinden, haberlerden şuradan, buradan işte e, FinTables'tan ondan sonra bina e, şeye açıkladığı zaman, bilanço açıkladığı zaman buraya düşüyor. Ama büyük yatırımcı, büyük şirketler, büyük yatıran, para yatıran adamların içeride e, bunların 10 gün, 15 gün önceden bu adamlar bilançoyu biliyor. Ve buna göre yatırım yapıyor. İnsanlar bu şekilde oynadığı için ve borsanın da genel mantığı şudur. İşte sen yatırımcı olmazsan, sen aldığın malı ufak e, ee, en ufak zararda işte %10 yaptı aman taban taban gidecek bu dur satayım elimden çıkartayım daha fazla zarar etmeyeyim diye düşünürken adamlar şunu düşünüyor. Adam bir malı 10 liradan alıyor 20 liradan alıyor 30 liradan alıyor 40 liradan alıyor 50 liradan alıyor aynı şuradaki gibi oluyor 10 liradan aldı 20 liradan aldı 30 liradan aldı 40 liradan aldı 50 liradan aldı tamam mı bu adam sürekli buradan alıyor ama bu büyük yatırımcı. Adamın elinde hiç para bitmiyor ki. Sen burada görüyorsun ha diyorsun burada bir yükseliş trendi var. Dur şuradan gireyim diyorsun ondan sonra. Hop buralardan giriyorsun. Buralardan giriyorsun. Buralarda sen girerken bu adamlar satış yapmaya başlıyor. Hop bu şekilde kademeli olarak bu sefer düşüyor. Buradan bir başlıyor adam kademeli olarak satmaya. Zaten buradan bir kere buradan aldığı için maliyet zaten düşürmüş bu adam. Buradan bir satmaya başlıyor ondan sonra. 10 liradan mal ettiğini 70 liradan 80 liradan çatır çatır sata sata aşağı doğru geliyor. Ne oluyor? Küçük yatırımcı da artık düştü bunda ondan sonra bir çıkmayacak deyip vazgeçmiş oluyor. Aynı bu yılın geçen yıla göre ki olduğu dönemdeki gibi. O da şöyle oluyor. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bizi aralık 2021'de 2022'de sonra bir düşüş dönemine başladık. Tamam Buraya kadar yükseldi aralıkta. Daha sonrası Ocak'ta bir başladı. Düşüşler devam etti, devam etti. Ta ki Mayıs'ın Mayıs dönemine kadar. Mayıs'tan sonra yükseliş dönemine başladı. Şimdi Ocak aralıkta bu hisseye girmiş olan bir adam için Mayıs'a kadar küçük yatırımcılar, borsada bilmeyen insanlar bunlar düşüş endeksi yarattılar ki çoğu youtuberlar düşecek artık borsa bitti çıkın dedi. insanlar farklı yatırımcılar var işte. Onlar şey yaptı. Adam şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben işi bilmeyen bir adamsam, tamam mı? Ee, eğer ki haberlerden takip ediyorsam işte filancı youtuberları, şeyleri takip ediyorsam, işi de bilmiyorsam dört tane, 5 tane ki bu çoğu insan böyle için 5 tane eee Alineziciden ya da işte 5 tane blokerdan ondan sonra bir hisse için kötü haber duymam benim için yeter. Tamam mı? Direktmen o hisseyi elimden çıkartırım mesela. Anladın mı? Ama bunu bu şekilde yapmamanız lazım. İşte sizler için dört tane hisseyi vazgeçtiğiniz için iptal ettiğiniz sattınız. Daha sonrasında Mayıs ayında ne oldu? Çıkmaya başladı. O yüzden Aldığın hisse her zaman düşecek paritesinde alacaksın. Hiçbir zaman para kazanmak ön planın olmayacak. Yatırımcı kafasıyla bakacaksın işlere. Yatırımcı kafasıyla da bakarsan ne olur? Aldın abi 10 liradan düştü mü 5 liraya, 4 liraya, 3 liraya. Ya oralardan elinde ekstra bir sermayen varsa ki her zaman kenarda para bırakın diyorum. Paranızı bölerekten işlem yapın diyorum bunları otomatikmen e, oralardan ekleme yapacaksın. Ya da hiç paran yok. E, ümidin de kesildi o hisseden. Koy abi a, borsayı kapat komple hiç bakma. Belli bir yerden sonra zaten sana kâra geçirecek o. Kâra geçirdikten sonra satar öyle çıkarsın. Satarsan kaybedersin. Aldığın malı satmadığın sürece hiçbir kaybın yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle e, Endeks yukarı çıkarken hiç düşmeyecek algısı yaratır insanlara, çoğu insan, tamam mı? Ama ee, onların da mal satışlarıdır. Yani size hiç düşmeyecek endeksini yaratırken adamlar mal satar, endeks yükselirken, kârlarını alır alır çıkarlar, alır alır çıkarlar, kademeli olarak. Endeks düşerken de hep düşecek algısı yaratırlar size. Bu sefer de elinizdeki malları sattırıp malı ucuzlatıp. Ucuzlattıktan sonra alttan toplamaya başlarlar. Onlar mal ucuzladıkça düştükçe ufak ufak toplarlar. Ufak ufak toplarlar. Büyük yatırımcılar bu şekilde elbette ki elimizdeki işte 50 bin, 100 bin, 500 bin de biz bu adamlara yetişemeyiz. Dolayısıyla biz bu piyasada sincap gibi olacağız. Düştüğü zaman ufak ufak toplayacağız. Asla elimizdeki malları satmayacağız. Daha sonrasında yükseldiği zaman kar ettiğimiz zaman o zaman satacağız arkadaşlar. Ben hiçbir zaman ee, şunu da söyleyeyim. Şunu da çok hata yapıyorsunuz mesela. Bir tavan olmuş hisse, yüzde %10 tavan olmuş. Yarın da tavan %10 tavan olacak diyedir bu hisseye gireyim diyorsunuz. Öyle yapmayın abi. Bir şey bir araştırın. Bir bakın bakalım bilanço mu açıklanmış? Bu hissenin tavan olmasının sebebi ne? Niye bu kadar yükselmiş mesela? Bir araştırın, bir sitesine gidin. Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamların ekosistemi var mı? Yani bu adamlar e, faiz gelirinden mi kazanıyor? Yoksa işte kendileri bir şeyler ürettiği için bir şeyler her sene bir şeyler yenilediği için mi e, bu kadar gelir kazanıyor? Bunlara bir bakın. Göz önünde bulundurun. Ona göre yatırım yapın. Hisseyi bilmeden işte 5 tane bürkür sasa hissesi diye de hop sasayı almayın. Ya da işte 5 tane analizci e, şişe cam dedi diye gidip şişe camı almayın mesela. İşte şeyin de, sosyal medyanın da çok şey oluyor mesela sosyal medya şeyi paylaşmasa işte önümüzdeki bir sene için çok yükselecek ondan sonra hisseler yükselme potansiyeli olan hisseler mesela diye hep sürekli önüne böyle geldiği için insan algısında ha bu hisse yükselecek ben kaçırmayayım bu trene miyim ben kaçırmayayım bu trene miyim ama trene bindiğin seviyeyi sen bilmiyorsun ki sen trene buradan biniyorsun trene buradan bindiğin için buradan sonra artık düşmeye başlıyor bu sefer sen de düşecek algısı yaratıyorlar bilginiz olsun Bir de mesela baktığım zaman ülkede e, şimdi çok fazla şey vermek istemiyorum ama siyasi partileri e, destekleyen firmaları birazcık daha bakmanız gerekir diye düşünüyorum onlar biraz daha sağlam ayakta duruyor sanki bu düşüşlerde bu çıkışlarda bilginiz olsun e, yatırım tavsiyesi kesinlikle arkadaşlar vermiyorum onu da söyleyeyim videonun başındayken e, grupta yazıyorsunuz bize ne zaman alacağımızı ne zaman satacağımızı söylediniz. Değerli arkadaşım ben ne zaman alacağınızı ne zaman satacağınızı evet söyleyeceğim diye ben size söyledim. Ama şu şekilde ben direkt sizlere hazır yem mama hiçbir zaman vermedim. Çünkü işi öğretme taraftarıyım. Hiçbir zaman e, hazır mama ile ondan sonra dur şey yapayım aşamasında değilim. Ben sizlerden e, ne dedim? Tavan yapacağı zaman işte yazıyorum ya tavan tavan yapıyor mesela ya da taban taban yapıyor diyor. Tavan ve taban tabanı bir önceki videomda ben sizlere açıkladım. Şimdi bunu yapıyor dediğim zaman e taban yapıyorsa yükseliş varsa o zaman satma, bekle mesela. Değil mi? Bak taban yaptığı zaman satmamanı öğrenmiş oluyorsun. Taban yaptığı zaman da bu sefer de diyor diyorum ki zarar kes Halk arzlar için. Satmaya yönelik işlemlerini uygulayabilirsin. Daha sonrasında Ben sizlere mesela e, yapı kredi verdim. Hani kendim de aldığım için yapı krediyi verdim. Yapı krediyi ben elimde mesela bir hafta bekleteceğim. Evet düşecek mi? Düşecek. Bir hafta düşmesine rağmen bekleyeceğim. Baktım ki yapı kredi bir hafta içerisinde bana kar ettirmiyor. Uzun satmayacağım mesela elimdeki malı. Uzun vadeyi bırakacağım. Uzun vadede kar edeceğim zaman satacağım. Bilginiz olsun. Sizlere... E, bir de 6 ay elinizde tutacağınız bir sepet hazırladım. Sepet de soruyorsunuz arkadaşlar. Burayı anladık değil mi? Bak şuradaki senaryoyu yani e, biz 100 senaryosunu şuradaki senaryoyu burada da tekrarlayacaklar arkadaşlar. Aralığa doğru ki dağarken de olabilir bu. E, şuradaki senaryoyu tekrardan burada senaryo şey yapılacak. Bilginiz olsun. Çok düşürmeden, çok şey yapmadan algıyı düşürüp ondan sonra yukarı doğru devam edecekler. 9.000, 9.500, 10.000 seviyelerinde görmek mümkün. Sizlere 6 ay elinizde tutabileceğiniz yani gruptan şunu da soruyorsunuz. Hocam elimde bir miktar para var. Ben bu miktarı değerlendirmek istiyorum. Hani atayım kenarda dursun. bu ee, kripto paralardan ziyade normal hisseler için size e, güzel hisseler hazırladım. Birincisi enerji sağ. Tamam mı? ENJ sağ diye şöyle bir kodu var bunun. ENC ise. Bundan bir. Bundan kademeleri olarak alıyorsun. İki. durdu Tamam mı? Üç. Link bilgisayar. Şu. Bundan da düştüğü zaman ya da yükselişteyken. Bak mesela tavan bir aylık seriyonu bakmışım mesela ben. Şöyle bir günlüğü alayım. Mesela şuraları düştüğü zaman alabilirdin. Şuralarda. Ki buralarda ben size bahsettim. Ee, yine düşüşlerde ufak ufak toplayabilirsiniz. Bu kademeden gireceksen risk almış olursun. Yükseldiği zaman satman daha zor olur ama satarsın. Ko sıkıntı yok. Link bilgisayar. Üçüncüsü Tuğçelik tamam mı? Dördüncüsü Mekak. Mekak için 200 lira seviyelerine çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir firma, ee, bilginiz olsun. Bir de Reader Reader'ında 20-25 seviyelerini, 25-30 seviye bantlarını rahatlıkla göreceğini düşünüyorum. Bu hisseler ucuz bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet size 6 ay süre tutacağınız hisse vermiş oldum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Bu hisselere benim de yatırımım var. Elimde tutuyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bunu verdik. Bir de e, videonun açıklama ha şunu da söyleyeyim şimdi yarın muhtemelen gecenin şu an 5'i yarın ben size gruptan ee, bir tane başlık açacağım başlığın altına sadece katılmak istiyorum yazıyorsun yani 50 dolarım var 6 ay boyunca atıp hiç satmadan bekleyeceğim hocam e, bekleyebilirim diyeceğin 50 dolarım var e, sadece katılmak istiyorum yazıyorsun başka hiçbir şey yazmıyorsun bak o konunun altına yorum yap konusunun altına sadece katılıyorum yazıyorsun. Duyuru kanalında katılıyorum yazıyorsun. Başka hiçbir şey yazmıyorsun. Sohbet etmek isteyenler normal sohbet kanalına katılırsa insanlara ulaşmam daha kolay olur. Katılıyorum diyenlere ben özel bir alacağım. E, grup alacağım. grup kitle olacak. Onu söyleyeyim. E, bazen sohbetler açacağım. Ufak hani orada toplantı yapmak için şey yapmak için. Onlarla alakalı özel bir çalışma olacağım. Sizlerden tek şartım da şu benim referansımla üye olanları bak e, bunun kontrolünü çok sağlam sağlayacağım onu söyleyeyim benim referansımla e, güvenilir bir borsa var buna üye olanlara ben kendim özel olarak iyi geleceğim arkadaşlar bilginiz olsun hem borsa konusunda hem eğitim konusunda 50 dolar kimseye batırmaz kimseyi yükseltmez. Tekrar söylüyorum. Ben kimseye kesin vaat etmem. Bazı öngördüğüm kazanç unsurları var. Bu unsurlar doğrultusunda ha hiç kazanmayabiliriz. Bu arada 6 ay sonra mesela 50 doların da yükselmesini bekledik. Mesela 50 dolar 10 dolar olarak da kalabilir ya da 20 dolar olarak da kalabilir. Ama muhakkak 6 ay sene olma, 6 ay sonra olmaz. 1 sene sonra olur. Ama muhakkak yükselceğini düşünüyorum bu coin için. Şimdi ee, hocam onu anlattım. Ufak olarak da sizlere şundan bahsedeyim. E, ee, OKEX borsası arkadaşlar. OKEX borsası güvenilir. Uzun senelerden benim kripto paralarda mining yaptığım dönemlerden kalan bir borsa. Kullanımı arayüzü basit. Normalde ki borsalardan ziyade burada emirleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun hiç para vermeden emirleri görebiliyorsun. Hani diyoruz ya derinlik kademe aileniz için ekstra para ediyorsunuz. Buna ödemenize gerek yok. Emir defteri kısmından satanların emirlerini görebiliyorsunuz. Şurada yeşil olanlarda alışların emri. Bu mobil uygulamada da e, bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada da son alış işlemleri, satış işlemleri olanları görüyorsunuz arkadaşlar yoğunluk bir alış işlemi var. O yüzden zaten coin yükselişte gibi düşünebilirsiniz. Bunun için spot kısmındaki coin arama yerine istediğiniz coin'i yazıp o şekilde arama yapabilirsiniz. Şöyle yanındaki yıldız tuşlarına koyarak da onları eklemiş olursunuz favori kısımlara. Onu da söyleyeyim mesela Raca ben eklemişim mesela tuttuğunuz zaman otomatikman Raca'yı ekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun şimdi e, bunu da Rally öncesi bir yükseliş var Aralık Ocak gibi seçimden dolayı insanlar dolara işte altına yatırırken kripto paralar da yatırıyor büyük yatırımcılar her zaman kazanç nerede daha fazlaysa oraya gider yani borsadan yüzde iki alacağına kripto'dan yüzde yirmi alacaksa kalkıp bu sefer kripto para borsalarına yatırım yapmaya başlar arkadaşlar bilginiz olsun Önümüzdeki süreçlerde kripto paralardan da birkaç tane yatırım tavsiyesi gelebilir. Bu özel OKEX grubu için bilginiz olsun. Şimdi e, OKEX'in uygulaması var. Uygulamasının da eğitimini vereceğim arkadaşlar. Hani nasıl alınır, nasıl satılır, nasıl para aktarılır. Birincisi bu. E, bunun için referans kısmındaki referans linkinden üye olacaksınız. O da nasıl olacak? Şöyle hemen bir örnek göstereyim. Yeni gizli pencere. Şöyle bastın referans linkine hop açıldı şöyle bir tane hesap oluşturma tamam mı burada e-posta adresi diyor aklında tutacağın hiçbir zaman kaybetmeyeceğin e-posta adresini giriyorsun buraya mesela örnek görüyorum ise grup evet, gmail.com tamam mı sonra kayıt ol diyorsun ise gruba bir kod geliyor o kodu giriyorsun ileri diyorsun ondan sonra sana da bir telefon soruyor burada Telefon sorduktan sonra telefonunu doğruluyorsun. Telefonu doğruladıktan sonra isim soy isim girip kabul ediyorsun. Bunu girerken e, kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimlik doğrulama kısmından da kimliğinizi doğuruyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, OKEx nasıl bir firma diye soracak olan olursa direkt OKEx'in kendi şirketi var. E, kendi içerisinde bin tane bina aşkın çalışanı var kuruluş tarihi 2017'de kuruldu arkadaşlar e, firma olarak yalıtıp olarak güzel hani e, sağlam şirketlerden biri bilginiz olsun şimdi bunu da hallettiğimize göre bunu kapatalım şimdi sizlerden gelen yorumlara yönelik e, içeriklere geçeyim ben mesela taban yazdığım zaman e, taban yazdığım zaman bekliyorsunuz. Tavan yazdığım zaman da şey, taban yazdığım zaman satıyorsunuz. Ben e, küçük yatırımcılar ya da elinde tutmak isteyenler satabilir ya da eee bekleyebilir. Bilginiz olsun. Karar yine sizin. Tavan yazdığım zaman da bekliyorsunuz arkadaşlar. E, halk arzlar için. Şimdi bunu da geçtiğimize göre şöyle bir ekrana gelelim sepet biçiminde verdik. Şimdi çimsa izlenir tukaş demişsiniz. Çimsa'ya bakalım arkadaşlar. kimse bu arada yine sosyal medyada pop bir şirket ama çimanto firmaları güzel işliyor. Şurada baktığım zaman düşüş trendini kırdı dedim dedikten sonra yukarı doğru bir yükselme ivme almış. Şurada 34'lerden demiştim. 40 liraya kadar çıkıp tekrardan 36 seviyelerine düşüş trendine düşmüş. kimse için 50 lira size hedef vermiştim. Ee, aşağı doğru geldikçe kademeli olarak çimsa ya satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çimsa için güzel. Şöyle çimsanın Sizler için birkaç tane de analizini yapmak istiyorum. Aracı kurum dağılımına şöyle bir önce bir bakalım aracı kurumlarında bu arada yeni ekrana geçtim IQ ekranı e, Matrix'in IQ versiyonu almak için ya da Matrix bu ekranı almak için e, nereden alacağız diye soruyorsunuz Matrix'in kendi sitesinden alabilirsiniz ama kendisi kendi aldığınız zaman pahalıya denk geliyor. Benimle iletişime kurarsanız daha uygun bir şekilde alma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, Vakıf Yatırım, Bank of America, Pilipiz, Deniz Yatırım, Marbaş bunlar aracı kurumlar alış yönündeki olanlar. Satış yönündeki olanlar ise iş Yatırım, Garanti BB'ye Ak Yatırım, TEP Yatırım, Ziraat Yatırım ee, diye söyleyebiliriz. Daha sonrasında şunu bir kapatayım. Çimsa için. Takas enesine geldiğim zaman da burada sizler için Şuradan tarihi bir 31 yapalım. Takarizen'in isimde de ak yatırım elinde çok olan hisse var. İş yatırım. ikinci sırada Citibank. Üçüncü sırada Garanti BBVA ve Yapı Kredi elinde tutan hisseler. Diğerleri de alta doğru devam ediyor. Şunu şöyle kapattım. Ben size Yapı kredi niye Bank of America diyorsunuz ya arkadaşlar. Mesela şu çimsanın üzerinden göstereyim. şuydu. Haydi. Ha, aracı kurum dağılımını açalım. Şöyle açayım size. 31 olarak alış yönünde ki Bank of America'nın elinde mesela. Tapkı Dağda alış yapmışlar. bir Bimaş, Eregli Astor, Sakarya en çok almışlar bir de şurada yapı kredi bankası var yapı kredi bankasında da alıcı yine bank of America arkadaşlar tep ve unlu muameleler yatırım finanslar bunlar toplayanlar satanlar ise iş yatırım Osmanlı vakıf Tera Deniz bundan dolayı e, elinizde bekletin yapı kredi için e, o verdiğim hedefe muhakkak gelecektir arkadaşlar bilginiz olsun Daha sonrasında ne denir izlenir denir izlenir için bakalım İzdemir Enerji şöyle baktığım zaman halk arzlardan sonra yine bir düşüş trendinde hala kıramamış durumda. Kırdığı zaman ben inanıyorum ki burada şöyle baktığım zaman aşağı doğru eğer ki buralara yine devam ederse yukarı doğru yönlü olursa bunun ilk hedefleri 53 lira 90'a kadar yükseliş trendinde devam eder. Buralardan mal toplamak mantıklı ama halk arzlar Dan ziyade verdiğim hisselerden ufak ufak toplarsanız sizler için daha iyi olur. Elinizde varsa ve satmadıysanız kardaysan kar alçık yap. Zarardaysan da zararını e, azaltmak için biraz daha bu seviyelerden satın alabilirsin kademeli. Şöyle Tukaş'a baktığımız zaman. Tukaş'ta yine kendini düzeltmeye çalışıyordu. Yukarı doğru devam edebilir iğmesindeydi ama devam edemedi arkadaşlar. Aşağı doğru tekrardan yön aldı. Bunun piyasadaki olumsuz haberlerden dolayı da etkiliyor arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman Şahsi düşüncem şudur. Hatta şuralarda mesela oyalanma yapmış kademeli olarak. Düşerse 6 ile 44 kuruşları kadar görür bu. Yükselirse de yukarı doğru önce 8.80'i geçecek. Daha sonrasında yukarı doğru yön, ivme alır arkadaşlar. Bilginiz olsun Tukaş için. Ee, tat uzun vade tutalım mı hocam diye sormuşsunuz. Tat. tad için bakalım. O tat değil de tab olabilir mi acaba? Ben ikisi içerisinde de sizler için şey vereyim. otomatik zaten oluştu. Daha önceki geldiği seviyelerden yukarı doğru çıkmış. 46 liraya gördükten sonra tekrardan bir %2'lik bir yükseliş yapmış. Aslında şuralardan ya da şuraları gördüğü zaman 38 lira liralardan ya da altından şura 30 e, 33 liralardan falan toplama yapsaydınız şu an mal satım aşamasına gelmiş olurdunuz ufak ufak toplanabilir. Aslında düşüşlerde ufak ufak toplanabilir. Şundan korkuyorum arkadaşlar. Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yıl sonunda mala bir kilitlenirseniz T mayısa kadar işte biraz daha belki geri olabilir ondan sonra Ama şeye kadar Nisan'a kadar şey yapamayacaksınız. Bundan korkuyorum. Finansbank alınır mı diye sormuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar Finansbank tek işlem yapıyor. O yüzden alınmaz günde yani ya 5 tane alınıyor ya 5 tane bu daha önceki videomu izlememiş mesela Finans Bank'ı soran kişi ya 5 tane e, alım yapıyor ya 5 tane satım yapıyor arkadaşlar. Finans Bank'ta tahtacıları en alttan topladıkları için malla istediği gibi oynanabiliyor. finansbank e, Finans var bir de Finans F diye bir şey vardı ondan sonra tam ismini unuttum. Bunun ikisine girilmez arkadaşlar. Niye girilmez? Adamlar alttan topladığı için saat gecenin 5'i olunca <laughs> uykumdan geldi açıkçası. Adamlar saat 5'inde yani şey ee, şeyi aldıkları için sabah ondan sonra ya of, kafam çok karıştı. Ufaktan lafı toparlamak gerekirse alttan topladığı için otomatikman size üstten istediği mala istediği fiyattan kitleyebilir. O yüzden bunlardan uzak durun. Evet taban da gidebiliyor olabilir ama bunlar size al al yapıyor. Yani gel gel. Gel de kitleyim aşamasında. Çok dikkatli olmanız lazım. İlla da yükseliş cezbediyorsa al sat yapacaksanız. Ama ben kesinlikle önermiyorum. Yani günde 5 tane alış emir oluyor. 5 tane satış emir oluyor tek emirden. Yine siz bilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Ağzına sağlık hocam demiş. Teşekkür ederim. Hocam Pekko'ya durum nedir? E, ee, Pekko arkadaşlar son zamanlarda e, favorileşen bir pera gayrimenkul. Ben kendim buna girmedim. Çünkü niye girmedim onu söyleyeyim. Mesela şuralarda bir yükseliş trenle girmiş. Daha sonrasında aşağı doğru bir çakmışlar. Bak çat 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 çat. Bunun aynısını şuranın aynısını yine yapacaklar yani şu yükselişin Bir de böyle bir sert düşüş olacak o yüzden bu seviyelerden girmek mümkün değil riskli olur yani eğer bu seviyelerden gireceksen şunu göz önünde bulunacaksın ben 17 girdim diyelim ki evet bu 13 lira 14 lira da çıkabilir ama eksi de düşerse uzun vade beklerim yani bu bir anda örnek veriyorum 7 liraya kadar düştüğü zaman 11 60'tan olsun ben beklerim uzun vadeyi. ben yatırımcıyım yatırımcı kafasıyla yatırım yapıyorum diyorsan gir abi bu trenden riskini al bekle ama ben şahsi düşüncem ben buradan girip bu riski almam mal ucuzlayacak ondan sonra alacağım bilginiz olsun. Hocam, hatsan düşer mi daha demiş. Hatsan için arkadaşlar ben önceden e, piyasanın hafif hafif alsat fırsatları size verecek diye söylemiştim. Normalde 60 liranın altındayken ufak ufak alabilirsiniz diye söyledim ama şu an için 50 liranın altına düşeceğini düşünüyorum. 50 liranın altından toplamaya ya da eklemeye başlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonrasında dofer kaçtan satabilirim? Kaçtan emir vermeliyim demiş. Dofer için. Dofer. Bunu aslında gündüz eğer Telegram grubundan yazarsan gündüz için sana söyleyebilirim dofer için. Çünkü daha e, şu an gece saati olduğu için tavandaki emir fiyatlarını göstermiyor. Sabah açılacak. Veriler sabah gelecek bununla. Şöyle baktığım zaman taban 39.46 diyor fiyat olarak da 43.84'te tabanını zaten görmüş. İstersen buna satabilmek için tavan fiyatını verebilirsin. 39.46 yani sen 39 liradan Buna fiyat girebilirsin arkadaşım bilginin olsun. Ama sabah 9.40 seansını beklerseniz arkadaşlar o zaman da yine daha net bir şekilde söylerim gruptan yazarsan. Yapı kredi ne olur hocam demişsin. Yapı kredi için arkadaşlar ben 17.60'dan aldım. Düşmeye başladı ama yükseleceğini düşünüyorum. Ben yatırımcı kafasıyla yatırım yapıyorum. Şu an için 17.60'dan aldım. Ekleme yapmayacağım. Normalde düştükçe ekleme yapardım. Yapmayacağım duruma bakacağım ee, üst üste iki tane yeşil mum yaktığı zaman birazcık oralardan ekleme yapıp yukarı doğru ortalamamı düşürebilirim arkadaşlar bilginiz olsun bu hafta o hedefe geleceğini düşünüyorum hedefe geleceğini düşünüyorum eğer ki gelmediği durumda da e, uzun vade olarak bırakacağım arkadaşlar bilginiz olsun ama orta vadede geleceğini düşünüyorum. Emeğinize sağlık hocam demiş. Teşekkür ediyorum. Göknur bakar mısın? Göknur'a bakalım. Şöyle Göknur'a baktığım zaman ben size düşeceği seviyeleri söylemişim ama onun altına doğru birazcık gelmiş. 22 Ne diyor bu yeşil çizgi bize? 22 72'nin altına gelmiş. 22 60. çok az bir şey gelmiş. Aslında şöyle baktığım zaman bir yükseliş trendindeyken yani tekrardan çıkmaya çalışmış ama başaramadığı için aşağı doğru kademeli olarak gelmiş. Şurada bir sert satış yemiş. Biraz daha ucuzlar arkadaşlar bu hissenin gidişatı 20 liranın altına ya da 20 lira yakın yerden toplamaya yapılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun ama zarardaysan kesinlikle satıp çıkma arkadaşlar. Bak zarardayken hisse satıp millete hisse kaptırmıyoruz bilginiz olsun Şunu da paylaşayım ee, ben artık bu yorum Hani sizlere daha önceden e, hisseleri yazın akşam canlı yayında bakalım diyordum ya yine canlı yayında bakacağım hisselere ama e, öncelik olarak yorum atanlara vereceğim bilginiz olsun bu videonun altına da hisse sorabilirsiniz yorum atabilirsiniz ee, sorularınız ve hisselerinizi bu videonun altından bakıp o şekilde cevaplayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam MHR yine 7-8 lira görür mü? Ne düşünüyorsunuz? Hrg yo. Şöyle MHR gayrimenkul baktığım zaman Biliyorsunuz ki şuradan bir sallılar aşağı doğru. 8 lira 35'ten taban 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 aşağıya kadar geldi. 5.42'lere kadar geldi. Hisse şu an için çok ucuz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. 7-8'leri yine görür ama hani bu hemen olacak bir şey değil. Uzun vadede olabilecek bir şey. O yüzden aşağı doğru evet geliyor. Güçlü sat olarak gösteriyor. Herkes elinizden satın satın diyor. Ama ben herkesin aksine bu hisseyi alıp elinizde tutmanızı tavsiye ederim. Ufak ufak alıp ufak ufak elinizde tutabilirsiniz arkadaşlar. Yükseldiği zaman hisse ucuz. Yükseldiği zaman 7-8 liranın bu hisse için çok rahat göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam rica etsem e, King Stopp'e hakkında bilgi verir misiniz? Demişsin. King Stopp'e için şöyle. Arkadaşlar şimdi e, Yani Kaliforniya ABD'de olan bir yurt dışında olan bir firma. Tamam mı? Genelde anladığım kadarıyla robot işleriyle uğraşan e, bir firma. Evet geleceği yüksek bir firma. Çünkü hani baktığım zaman hem güneş enerjisi hem ee, bir şeyi var. Ufak yerde yürüyebilen, sizlere hizmet edebilen bir robotları var. Yapay zeka üzerinde daha çok çalışabilen bir şeyi var. İşte baktığım zaman gene polis aracı gibi, güvenlik kontrolü gibi bir şeyler, robotlar yapmışlar. E, sunucuyu düzenleyebilen bir şeyi var, özelliği var, geleceği yüksek bir şey şirket. İsterseniz yatırım yapabilirsiniz, yatırım yapıp bekleyebilirsiniz ama hani e, yurt şirketi olduğu için çok da fazla bir şey yapmak istemiyorum. E, ne olur, ne biter, nasıl bir e, izleyince de bulunursunuz bilmiyorum. Bundan dolayı da hani çok soruyorsunuz King Super hocam, King Super King Scope diye Yani bedava şu an bu hisse. Ben size söyleyeyim. Böyle bir işler için uğraşan bunlar için onda bakayım. 0.66 US e, dolar bu hisse için. Bedava geçmişte de 96'lara kadar görmüş. Şöyle bir 5 yılda baktığım zaman 16 üyesilerden düşmüş arkadaşlar aşağı. Aslında bak şimdi hazır balık vermektense sizlere e, bir şeyler öğretmiş olayım. Şimdi geçmişte 16 dolarlardan 0.66 sentlere kadar düşen bir hisse neden düştü? Şirket ne yaptı? Tamam şirket bu yönde çalışıyor ama eee Nasdaq şeyindeki borsasındaki bu şirketin asıl sebepleri ne? Düşüş neden kaynaklı? Eee Kar mı edemiyor, yatırımcı mı alamıyor? Ondan sonra çıkardığı robotlar arzama yaptı, piyasa olumsuz mu etkileniyor? Gibi ve pek çok faktörler var. Bunları bir araştırın derim. Araştırma'nın sonucu da yine Telegram grubundan yazarsınız bana. Beraber otururuz bir sonraki videoda. Bunun için sizlere bir e, tartışma yaparız. Tamam mı? Sizin göreviniz de bu olsun madem çok istiyorsunuz Nasdaq şeyinde girebiliriz. Hocam Alfa Solar ne zaman yukarı yönlü hareket edecek demişler? Alfa Solar. Bir dakika hemen Alfa Solar'ı arıyorum. Drivich Alfa Solar merhaba, merhaba. Acaba ne zaman yükseleceksiniz? Şöyle baktığım zaman halka arzda güzel ivme kazanmış aslında. Yukarı yönlü 467 kendi çıkış şeyi neymiş? 204. Ortalama 190 liradan falan çıktı herhalde bu. Belki 180 lira civarından ilk çıkış iyimiz. Daha sonrasında şöyle bir yükselişi var. Şu an 278 lirada. Aslında ilk çıkış seviyesinden biraz daha yükseklerde ama yani hisse bir tutunamamış. Sanki buralarda trade yapılmaya çalışmış ama yapılamamış gibi. Eğer elinde varsa alfa solar için tut bekle zarardaysan ama kardaysan kar al çık başka hisselerde yararlanabilirsiniz arkadaşım bilgin olsun. Elize e Sağlık Hocam Tarkim hakkında da video atarsanız çok sevinirim demiş. Tarkim için ben size hedef vermiştim arkadaşlar. 900 lira iyi 950 liraları görecek diye söylemiştim. Ben bunu söylediğimde Tarkim 600 liralardaydı. Yani 600'e gelmişti. Ben size dedim ki 900-950 lira görecek. Ha, oralara göremedi. 850 liradan döndü. Şu an taban taban gidecek herhalde. Ee, şu anki yön onu gösteriyor. Yani taban taban biraz daha aşağıya gelir. 700 liranın altından tekrardan toplamalama başlar. O zaman yine siz toparlarsanız. Kardaysan sat çık arkadaşım. Hani başka hisselere bak artık anladın mı? Tarkim'de tarkim. Buralarda oyalanma. Başka hisselere bak derim kazancın için. Tab ne olur hocam demiş. Tabıcın arkadaşlar. E, tab bugün tavan bozdu biliyorsunuz. Hani evet e, bekleme, beklenmediğimiz bir seviyede oldu ama yapacak bir şey yok. Şu an için tekrardan şunun bir lisansına bakayım. Bize burası bilgi verecek mi? O açıla dursun. Hatta açıldı. Yok bu tam burada da vermiyor. Normalde TAP'ta benim en son attığım verilerde 1 mi, e, milyon kadar şey kalmıştı en son. 1 milyon kadar kaldı. E, yarın saat 9.40 seansında yine bakarız ama şu an için 2 gün daha devam edeceğini düşünüyorum. Tapka daha için bilginiz olsun. E, satacaklar onlar satabilir. E, tutacakları elinde tutabilir. Ama güzel bir hisse uzun vadede güzel yerlere denk gelir geleceğin tar kimi gibi olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. azça gayrimenkul kul bakabilir misin hocam demiş. Bakabilirim. Hisselere gelelim. daha önceden takip etmediğim bir hisse. Arkadaşlar Bist 100'ün dışındaki olan hisselerden uzak durun. Bunlar da çok oynanabiliyor. Bilginiz olsun. Ee, Bist'in içerisinde olan hisselerden devam ederseniz güzel yerlere gelirsiniz. Şu an için gördüğüm kadarıyla bir düşüş trendinin içerisinde bunu kırıp yukarı doğru devam etmesi lazım. Yani ortalama 22 23 lira seviyelerine gelsin ki ben oralardan alım yapayım. Ya da düşüş trendinde risk alıp buralardan alıp aşağılardan dönmesini yukarıya doğru bekleyebilirsiniz. Ee, Bist yüzün dışında olduğu için bir şeyler söylemek zor. Bilginiz olsun. Ama her zaman alacağınız hisseler Bist yüzün içerisinden olsun. Sağlam e, firmalar olmadığı süre şey e, olduğu sürece. Şimdi baktığın zaman Teşekkürler hocam. Emeğine sağlık. Hocam Marsal'a bakar mısın? 3 gündür eksi gidiyor. Buralarda girmek mantıklı mı? Marshall. Hemen bakalım. Marshall boyada o güzel çakmışlar hissi. Ama tamam yani ben size yine uyarmıştım diyeceğim. Bana hocam kızacaksınız. Ee, şey yapmayın ellemeyin diye. Bak Marshall için şöyle şurada bir de var. Şimdi şuradaya kadar şuradan şuraya kadar bir yükselme yapmış tamam mı? Ekim'in 16'sı ondan sonra 17 Ekim'de bir düşüş yaşamış tamam mı? Daha sonrasında 18 Ekim'de de bir düşüş yaşamış 1257 lira. 1257 liradan bir ivme almış 2613 liraya kadar. Burada tavan tavan giderken aklın neredeydi de e, şu düşüşte alıp daha da düşer mi diye e, sağda solda soruyorsunuz arkadaşlar. Sadece yorum yapan için söylemiyorum. Hani genel olarak birkaç yerden de aldığım için bunu söylemek istedim. Evet arkadaşlar bu düşecek yani daha 1607 lira seviyene kadar düşeceğini öngörüyorum arkadaşlar bilginiz olsun e, yatırım tavsiyesi değildir selam hocam demiş elinize sağlık hocam teşekkürler elinize sağlık hocam güzel video olmuş teşekkürler teşekkürler eminize emeğininiz için kardeşim rica ederim yani yorum yap beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar yorumlarda genelde hisse olursa da çok güzel olur teşekkür yerine e, tapmaş maşa Allah maşa Allah Tap demiş. Herhalde Arabica kardeşimiz. Tap gıda için açıklama yaptım. Emeğize sağlık. Emeğize sağlık. Kardeşim çok teşekkürler demiş. Eline sağlık. Sağlık kardeşim. Teşekkürler. Güzel. Hocam video biraz biraz uzun olduğu için sorduğunuz hisleri bulmak zor oluyor. Bunun yerine her seferinde 10-15 dakikalık hisse yapar mısın? Yapabilir misiniz? Daha uygun olur diye düşünüyorum. Hatta hangi hisselere yaptığınızı gruptan e, yazarsanız Onlarda nokta atışı olur diye Arkadaşımız söylemiş Bunu yapabilmem benim için çok vakit kaybolur arkadaşlar Yani 10-15 dakikalık video düzenlemekle 1 saatlik video düzenlemek arasında çok fark var Birincisi bu İkincisi normalde ben zaten Youtube'a video atma taraftarı değilim Ben canlı yayın her akşam saat 9.30'da Canlı yayın yapma taraftarıyım Şimdi e, Videoyu neden yapıyorum İnsanlar bilmedikleri konular var Hem bunları paylaşıyorum Hem de insanları aydınlatıyorum her videoda birincisi bu. ikincisi de e, YouTube için kanalda ivme kazanabilmesi için yani bir belli bir kitleye oluşturana kadar örnek veriyorum 1000 takipçi oluşturana kadar 15 dakikalık 10 dakikalık videolar yapamam. Minimum 1 saatlik video yapmam lazım ki YouTube benim videomu kaldırmasın. Böyle bir pariteler var. Bundan dolayı yani YouTube'un koyduğu kurallardan dolayı 1 saatlik yapmak zorundayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsteyen istediği hisse için şöyle bir eee ilerlete 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 izleyebilir. Ama ilerlete ilerlete izlerseniz de bazı güzel e, haberleri kaçırmış olabilirsiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Güzel video olmuş ve bütün sorularınızı cevapladığınız için teşekkür ederiz demiş. Rica ederim. Eee sağ olun hocam, iyi ki varsınız. Rica ederim. Güzel video. Hocam ağzınıza emeğinize sağlık. Benim için çok faydalı bir video. Olmuş. Teşekkür ederim. Takipteyim hocam. Teşekkür ederim. Bilgilendirme için teşekkürler. Eline emeğine sağlık hocam. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Teşekkürler. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Gerçek bilmediğiniz konular çok aydınlatıcı oldu. Gerçekten bilmediğiniz konular çok aydınlatıcı oldu demiş. Yani arkadaşlar elimizden geldiğince işte ee, sizlere aydınlatmaya çalışıyorum. Hani hem bir yandan araştırma yapıyorum. Yeni bilgiler katıyorum portföyüme. Hem ee, bir yandan sizlere bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Gibi gibi. Elinize sağlık emeğinize sağlık. Acemi tekrar sakin zamanda izleyeceğim. Önemli konular var demiş. Evet kesinlikle önemli konular geçiyor arkadaşlar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler ve emeğinize teşekkürler. Vakıf Bank için ve BMSTL için bedelsiz sermaye artırma onayı almış. Ne zaman yapacakları ya da ben ne zaman alayım söyler misiniz? Arkadaşlar bu vakıf e, FN ve BMSTL için yani olduğu seviyelerden kademeli olarak alabilirsiniz. E, kesinlikle ama şunu unutmayın kademeli olarak aldığın zaman yani bir hisse ben her zaman şu ile girdiğim için ne beklentimden fedak fedakarlık ediyorum ne de beklenti umutsuzluğuna düşüyorum. Ben bir hisseye girerken mesela 20 liralık bir hisse mi girdim? Ben bu hissenin taban taban gideceğini düşündüğüm için giriyorum mesela. Yani Tavan değil de hep düşeceği için. Ben hep düşecek 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 paritesinde girdiğim için alayım. Hani e, düşsün düşsün bir yerden sonra çıkar. Düşüncesiyle aldığım için. Şimdi sen alıyorsun yükselecek de yükselmediğini görünce bu sefer diyorsun ki satayım zararımı keseyim. Mesela gibi. E, elinize sağlık. Güzel video olmuş. Hocam sayenizde evet. Telegramdan geldim. Çok güzel video. Kesinlikle. Merhaba benim için e, benim gibi halka arzlarla yeni girenler anlayabileceği şekilde anlattığınız için teşekkürler demiş. Rica ederim. E, piyasadaki doğruları söyleyen insanların kandırmayan nadir kişilerden iyi ki karışıma çıkmışsın videolarını gayet bilgilendirici demiş. Teşekkür ederim. Evet, şöyle baktığım zaman genelde teşekkür mesajları aralarında atladığım hisseler yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle e, bunları tamamladıktan sonra şimdi bir de TikTok üzerinden gelen da bir bakayım. En azından onlar içinde sizlere bir e, oradaki yorumlar içinde sizlere bir yorum yapayım arkadaşlar. Ee, i̇ziner ve Raider benim üzüyor bir türlü tavana gitmiyor demiş Raider için söylediğim gibi sene sonuna kadar e, belli bir kademesi var yani 25 lira 30 lira göreceğini düşünüyorum çünkü onlar sene sonuna kadar gitmediği takdirde Raider'ın bizlere fazladan ya lot verecek ya da şey e, kar sağlamazsa şirket bize fazladan lot dağıtacak. İnşallah diyelim ama kurumsal satıcılar güven olmuyor. Bugün bofa sattığı için iki kez tavan bozdu. Garanti almasaydı fena parlıyorduk. Patlıyorduk demiş. Evet doğru. Ben de 9 lot var. Uzun vade dursun diyorum. Ne önerirsiniz? Yani uzun vade elinizde tutabilirsiniz tabii ki de. Hani bir şey diyemem. Sadece He, bak mesela şeyin düşmesindeki sebep Marshall'ın düşmesindeki sebep 9. Dokuzuncu... 9. 9 aylık e, dönem bilançoya açıklamış 45 milyon TL e, zarar varmış. Ne zarar varmış? Zarar açıkladığı için düşmeye başlamış muhtemelen Marshall. Island. Uzun vade elinize tutabilirsiniz arkadaşlar. Tabı satmayın. yine? tap güzel bir hisse. Uzun vade geleceğin tarkemi gibi olabilir. Düşünmekle olmuyor bu işler. Para cebe yakışır demiş. Yani düşünmekle olmuyor derken şöyle. Ee, kazanç elde ediyorsan, kar ediyorsan tabii ki de kar cebe yakışır. Şimdi boz ileride alt tahtası çok büyük yazın adımı bir yere demiş. Evre nasıl veriliyor? Emeri nasıl veriliyor? Emeri. Emeri derken emiri anlamında galiba emir nasıl veriliyor? Emir banka hesabına giriyorsun ya da aracı kurumlarını arıyorsun. Ben şuna emir vermek istiyorum diyorsun. Veriyorlar. Tapkı daha uzun vade iyidir kardeşim. bizimle millet e, millette ancak laf, lafta var. Baykot ancak göstermelik ellerinde iPhone var. Baykot yapıyorlar demiş. Yani şimdi iPhone'la İsrail'in bağdaştıramadım ama bilmiyorum. Telegram açılmıyor diyor. Telegram'ın link çalışmıyor arkadaşlar. Direkt borsa düzen bileşik olarak yazarsanız çıkar arkadaşlar bilginiz olsun. Bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır demiş. Telegram grubundan yazarsan yardımcı olurum. Garanti bankası sattığım hisseyi 2 gün sonra blokeli hesap olarak yatırıyor. Ve sonra hesapta gördüğüm parayı tam olarak yatırmıyor. Bu bölümü kasıyor. Bir bölümünü kesiyor derken. Yani kesmez komisyon 4 lira 5 lira alacağını düşünüyorum. O da en fazla hani 1000 lirada 2000 lirada. Ee, sizin kaçadığınız şu olay var. Garanti bankası kullanıyorsan ya da herhangi bir banka uygulaması kullanıyorsan normal uygulama kullanma. Onun e-trader uygulaması gibi ya da x-borsa gibi bir borsa uygulaması vardır. Bunun üzerinde T1 T2 uygulamasını görebilirsiniz arkadaşlar. T1 T2 bakiyesini görüp Oradan bakabilirsiniz hesabına ne kadar geçecek diye. Program adı ne diye sormuşsunuz. Program adı IQ programı e, Matrix'in Matrix stresinde ücretlidir bu program. E, eğer şey ücretlidir orada hem Matrix'in sitesinde pahalı eğer uygun almak istiyorsanız benimle Telegram üzerinden iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hedef 1000 bin, bin lot aldım. 300 lota emirde bekliyor. Her gün emir veriyorum demiş. Tapkıda için. Tapgıda tehlikeli İsrail olduğu için haberin olsun. Tapgıda tehlikeli İsrail olduğu için haberin olsun demiş. Yarın keşke bosta 100 aldım. Yarın 200 alırım demiş. 24 alabildim demiş. Bozduğu zaman ben 125 tane aldım. Güzel. 500'leri görür rahat bu top gıda. Az önce Dünya Bankası açıklamada petrol ve gıda krizinde çift şok yaşanabilir dedi. Bir daha geldi. Abi Raider nasıl olacak? Raider güzel olacak. Şöyle bakıyorum mantıklı bir cevap verebileceğim aralarında. Yani mantıklı sorulardan Yani bir yıl boyunca hiçbir hisseyi satmazsan hepsi güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ki şöyle düşün 10 tane hissem var hepsinden 100 lira karım var. Ki böyle bir şey mümkün değil de 100 lira karım var. Bir yıl içerisinde ne yapar 1000 lira karım var. Bunun hani en kötü ihtimalle 200 lira karın kalsın mesela. Öyle düşün. E yine 200 lira karım var. Bir yıl elinde beklet. Ne kaybedersin? Gibi. Elinde parası olanlar için. Yani ben size mesela şunu da söyleyeyim hisse veriyorum e, alayım mı diye soruyorsunuz ya ben sinyal veriyorum sinyal verdiğim zaman ben kendim alış yaptığım için sizlere yazıyorum e şimdi buna kalkıp da alayım mı diye soruyorsunuz ya da işte e, piyasa kötü yönde diye söylüyorum hani eksiye doğru ilerliyor düşüş olarak ilerliyor ki biliyorsunuz ki ben düşüşlerde satış yapmam asla e, zarar kes isteye, isteyen zarar kes yapar bana zarar kes yapmam. Satmam hiçbir zaman. Yatırımcı olurum. 5000 TL ile başladım. 20.000 TL oldu. Sizin sayenizde teşekkür ediyorum. Sizi iki tanıdım demiş. Teşekkür ederim. Şöyle bakışıyorum. <Sessizlik> Borle Stofer, MHR, Mekak, Hatsan hiçbirini satmadım ama hala düşmeye devam ediyorlar. Satayım mı? Bugün bugün artık zarar doğru gidiyorlar demiş. Yani hisseleri çok ucuzdan aldığınız için eğer ki aldığınız fiyatın altına düşeceğini düşünmüyorum elinizde bekletebilirsiniz arkadaşlar. Küçük yatırımcı ne yapar? Küçük yatırımcı direkt e, şeyi gör. KY dedikleri olay ne? Onu açıklayayım önce. KY küçük yatırımcının kısaltımı arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. E, üzerinden geçecek olursak işte piyasada pek çok şeylerden etkilenebiliyor. Bist'in tekrardan şeyi önüne doğru baktığımız zaman sene sonuna doğru malda kitlenebilirsiniz. O yüzden kademeli alımlar şart. Kademeli alıyorsan şu an için kar etme dönemi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ufak ufak alım fırsatlarını kovlayabilirsin. Zarar edeceğin zaman da satmadan. Zarara kesinlikle satış yok. Kar da satacağız. Ee, kar aldığımız zaman zararına kesinlikle satış vermiyoruz arkadaşlar. Ben kendim şahsen bu şekilde yapıyorum. Bilginiz olsun zararı kesinlikle mal satmıyorum arkadaşlar. Genel olarak gruplarda e, sorduğunuz sorularda şöyle bir baktığım zaman da ne var? Mesela halk arzlara girdim ne zaman satayım? Yani adam şimdi örnek görüyorum halk arz şu bir bekle ben sana tavan lot sayısını atıyorum. Şimdi önümüzdeki ne var mesela halk arzlarda? MarBL diye Turex turunculuk madencilik var mesela. Turex turunculuk madencilik Turex diye kodunda bir hisse de var bu arkadaşlar. Bilginiz olsun ama Turex'in kodu MarBL olacak. Turex değil bilginiz olsun. Orada yanlışlık yap, ona yatırım yapmayın. Çünkü normal borsadan alır gibi alacaksınız. Ee, ve ben inanıyorum ki MarBL'den birazcık da fazla lot düşecek bize. Neden? Çünkü insanlar bu bilgiyi bilmedikleri için Turex olarak aratıp ondan almaya başlayacaklar bilginiz olsun yakında zaten haberleri de patlar haberleri de çıkar yani o şekilde düşünüyorum Onun dışında Turex'i inceleyecek olursak da 58 milyon not dağıtacak tamamı eşit dağıtılacak. Baktığım zaman borsa kurallarında bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar satamayacak. Küçük yatırımcı satmazsa yukarı doğru devam eder. %18 halka arz iskontolu olacak arkadaşlar. Şunları kapatayım. Bir de bugün sizlere öğretmek istediğim şu da var. Şunu da sormuşsunuz. Hocam ben e, filanca hisseye e, verdiğim emir fiyatına geldiği zaman ya da düşüşte ya da yükselişte bana ekranımda bip bip mesaj gelsin. Bu insanlar yapıyor. Bunu ben nasıl yapabilirim diye sormuşsunuz. Çoğunluk olarak. Ona da şu Trading VF kısmından sizlere göstereyim. Şurada bir tane ok işareti var. Bunu ayrıntılar diyorsunuz. Şey çalar saatler ayrıntılar diyorsunuz. Daha sonrasında şurada artı işareti var. Ona bastığınız zaman otomatikmen hissiniz buraya geliyor. Burada fiyat olarak girebilirsiniz ya da şurada kesin kesişmeden yana yukarı yönlü aşağı yönlü yüzde bir çıktığı zaman sizi uyarabilir yüzde bir düştüğü zaman sizi uyarabilir gibi fiyat mı oluşturabilirsiniz mesela günlükte alım yapacaklar için ya da işte şeydeki alım yapacaklar için 1757 yazıyor mesela değil mi fiyat girdim 1757 fiyat şu ana kadar 1757 ben bunu 17.57'den aldım mesela. Hatta 17.10'dan aldım diyeyim. 17.50 olsun. Bunun e, 17.50 gelince beni her zaman için uyar. Tamam mı? Alarm ismi ve de mesela satış alarmı diyebilirim. Oluşturduktan sonra bu buraya düşüyor ve 17.50'ye geldikten sonra direkt otomatikman şurada bir bip bip diye ses geliyor internette. Ondan sonra şeye başlıyor. Aynı Matrix'i kullanan arkadaşlar da hani borsa açılınca saat 10'da sınırsız işlem açılıyor ya alsatlar. Sonra bir ting diye ses duyuyorsun. Onun gibi böyle bip bip diye bir ses geliyor. Sonra tekrardan buraya basıyorsun. Buraya 5-10 yazıyorsun. Buraya da tamam mı? Alış yazıyorsun. Bunu arama isim vermek zorunda değilsin. Her zaman girersin. Fiyat seçim oluştur dersin. Daha sonrasında 15 lira 10 kuruşa geldiği zaman alış emri oluşturur sizlere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de hocam ben yüzdelik olarak yapmak istiyorum. Tabii şuradan yüzdelik yukarı diye seçersin. Ee, yüzde bir içinde yüzde bir diye seçip dakikada bir zaman olarak seçebilirsin Açık uçlu alarm seçtikten sonra bu size mesela şuradan arttırabilirsin yüzde bir değil de yüzde beş olduğu zaman Tamam sizlere 4 dakikada ya da işte 10 dakikada bir uyarsın ya da bir dakikada bir uyarsın gibi yapabilirsiniz bundan oluştu dediğiniz zaman bu da otomatik buraya düşecektir arkadaşlar bilginiz olsun Şöyle de alarmı silebiliyorsunuz. Yanındaki çarpı tuşuna basaraktan. Şimdi bunu da yaptığımızda göre sizlere daha önceki videomda investikteki nasıl oluşturacağınızı söylemiştim diye hatırlıyorum. Onun dışında ııı ee sepet özetlemek gerekirse sepet alımını unutmuyoruz. Sepetlerde şunu bahsettim sizlere. Enginsa, Durdo, Tuğçelik, Mekak, Reader ve Link bilgisayar olarak bir sepet yaptık arkadaşlar. Siz de bu sepetlere uyabilirsiniz. Ufak ufak düşüşlerde alabilirsiniz. alabilirsiniz. Tabirimce 6 ay kadar sürecektir bu. Uzun vade tutup elinizde kar edebileceğiniz hisselerden biri. Bir diğeri de kripto paralardan gelecek. Bunu da minimum 6 ay elimizde tutacağız. Atacağız borsaya hiç bakmayacağız bile. O 50, lira dola, 50 dolarlık yatırdığımız 10 dolara düşecek, 20 dolara düşecek. Şunu da söyleyeyim. Neden 50 dolar? 50 dolarlık yatırım yaparsanız ortalama hani kazandığınız biraz beklemeye değsin diye söyledim. Tabii ki de benim söyleyeceğim şeye 10 dolar değil de şey 50 dolar değil de 10 dolarla da giriş yapabilirsiniz 20 dolarla da giriş yapabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Para aktarma kısmının da Paribu'da hesap açacaksınız. Paribu'da hesap açtıktan sonra oradan USDT olarak aktaracaksınız arkadaşlar. Aktarırken e, iki buçuk dolarlık bir kesinti yapacak, işte bir dolarlık bir kesinti yapacak. Bilginiz olsun. BTC Türk ya da Paribu'dan da her iki kanaldan aktarabilirsiniz USDT. Daha fazla lafı da uzatmak istemiyorum ee, canlıya kadar olduğu genel canlı yayınları da bir saat yapıyorum bu da bir saat olarak sürdü. Bu videonun altına yorumlarda sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz, ee, sormak istediğiniz hisseleri sorabilirsiniz. Açıklama kısmında referans linkim bulunacak o referans linkinden üye olanlar Telegram grubundan yine yazsın arkadaşlar bana kalın sağlıcakla görüşmek dileğiyle.